Niye insanlar dinden uzak abi? Dünya ağır basıyor tabii. İnsanlar hele bu büyük şehirlerde stres, sıkıntı. Zaten gençlerin kafasında şimdi hep dünya var. Ne yapacak? Gelecek var. Onu düşünüyor. Bir de temelde tabii maneviyat zayıf olunca dünya daha peşin geliyor insanlara. Ahiret bira veresiye geliyor. Ondan yani. Bu işler hep eğitim işi yani. Şimdi bu işler öyle üstten körü aceleyle bunlar olmaz. Bu temel. Şimdi bir fidanı dikiyorsun, onu suluyorsun. Büyümeye başladığı zaman bedeni biraz şişiyor, ağırlaşıyor. Hani rüzgar devirmesin onu diye ne yapıyorlar eskilerimiz? Sağdan soldan ona destek vuruyor. Allah-u Teala kuluna zulmetmez. Biz kendi hatalarımızla kulum diyor. Kendi çektikleri kendi nefsinden yani. Bu belalar, musibetler neden bize geldi? Neden çekiyoruz? Rabbimiz çok vesilelerle gariplerin, yetimlerin, öksüzlerin yalvarmalarından, onların hallerinden Allah-u Teala göndereceği musibeti hem azaltıyor hem de erteliyor. Ama bakıyor ki kulların böyle toptan uçuruma gidiyor. Hepsi toptan cehenneme gidiyor, ateşe gidiyor. Ne yapıyor? Bir şefkat tokadı vuruyor yani. Kullarım kendine gelsin. Ama tabii Asr suresini Allah-u Teala boşuna indirmedi yani. Asr suresinde ne diyor Rabbimiz? İnsanların çoğusu akletmez yani. Akletmez. Çok az düşünüyor insanlar. Ama ahiret işi tabii temelde eğitim olmadığı için ne oluyor? Biraz uzak gözüküyor. Veresiye gibi gözüküyor. Orası diyor olsa da olur, olmasa da olur. Halbuki ahiret olmasa olmaz. Çünkü Rabbimiz dünyanın alttan direği yok, üstten askısı yok. Ne diyor? Ben sizin dualarınızla, yani maneviyatla bu alem dönüyor. Şimdi terazinin bir tarafına 500 kilo, bir tarafına 10 kilo koysan ne olur? Öteki taraf ağır basar. Şimdi insanların amelleri menfi yönde. Müsbet değil yani. Allah-u Teala bakıyor amellere. Ona göre ahval indiriyor yani. Toptan tövbe etmemiz lazım. Bu kazan demiş çok su getirir. Biraz daha fatura ödeyince, anlıyor musun? O zaman başlayacağız düşünmeye, tövbe edeceğiz yani. Çünkü insan eşrefi mahluk olarak yaratıldık. İnsan zorda kalmayınca akletmiyor. Maneviyat da olmayınca daha fena hırslanıyor, dünyaya dalıyor, daha fena müsibete gidiyor yani. Allah rahmet etsin, Timur Taş hocamız bunu söylerdi devamlı. Tabii biz konuştuğumuz zaman da biraz kitabın ortasından konuşuyoruz. Kimse kusura bakmasın yani. Allah-u Teala konuşturuyor bizi yani. Bu işleri konuşurken dobra dobra konuşursak belki Allah-u Teala hayrını nasip eder inşallah. Ne diyordu? Sen talebeye ne veriyorsun ki, ne bekliyorsun? O profesörlerin çoğusu onlar. Yani ne oldukları belli değil yani. Anne doğum yapmazdan ne oluyor? Annenin sütü burada duruyor. Ama ne zaman anne karnından bebek çıkıyor, Allah-u Teala sütü başlıyor damlatmaya. Niye? Çocuğa süt lazım. İnsanlar maneviyattan uzak olduğu için, bu ahiret işleri de veresiye gibi gözüktüğü için insanlar ondan bir şey çıkmaz. Mesela başta peygamberlerle böyle alay edildi. Allah dostlarından hala bu kadar teknik ilerlediği halde, diyelim düz bir mantıkla ortaya çıkmış olduğu halde adamın işine gelmiyor, alay ediyor. Çünkü o da kendini öyle deşarj ediyor yani, anlıyor musun? Allah dostları ne diyor? Bir işin başı değil, sonu önemli. Akıllı insan işin başını düşündüğü gibi daha ziyade sonunu düşünür. Yani bu işten bana fatura ne çıkacak? Allah-u Teala insanı yarattı, eşrefi mahluk. İnsan düşünemediği zaman, hele bu şehir ortamında bunalıma giriyor. Yani depresyona giriyor. O bu sefer ne yapıyor? Nefsi ne istiyorsa onu konuşuyor. Nefsi ne istiyorsa onu yiyor, içiyor. Ondan sonra daha faturalar ağır çıkıyor. Ama o yine anlamıyor tabii yani. Nimeti nerede arayacağız? Nimeti tabii helalde arayacağız. Allah-u Teala'nın rızasında arayacağız. Sahabe-i kiram bir tane hurma yiyordu, çöl geçiyordu. Ama bugün insan huzurunu, dini bilgi zayıf olduğu için o sadece maddiyette arıyor. Yiye içiyor, bu sefer hastalanıyor. Bak 100 sene önce bu hastalıkların bir tanesi yoktu değil mi? Belki hastane yoktu dünyada. Ama şimdi devletler hastane yapmaya yetiştiremiyor. Bütçeleri hastaları tedavi etmeye yetişmiyor. Onun için Rabbimizin rızasına uygun yaşayacağız. Bunun başka çaresi yok. Allah-u Teala ne diyor bu işin sonunda, özeti? Yani hiç kimse kalmasa, onlar çatlasalar da patlasalar da ben dinimi tamamlayacağım diyor yani. Bir hazırlık olması lazım. Sen şimdi niye çalışıyoruz? İşe gitmesek, para kazanamasak, bizim Karadenizlerin türküsünde dediği gibi ne koyarsan tabağına o gelir kaşığına. Sen tabağına bir şey koymazdan mideye bir şey gitmez. Mideye gitmezden ayı oynamaz. Sen önceden bir hazırlık yapacaksın. Bir eğitim lazım. Hep bu işlerin sermayesi eğitimdir. Batı bugün Ay'a çıkıyor. Mars'a gitmeye uğraşıyor. Yerin 7 kat dibine iniyor ama o aradığını bulamıyor. Niye? O maddede arıyor. Bir gözü kör. Anlıyor musun? Deccal'ın da bir gözü kör olacak. Yani tek taraflı bakacak hadi dünyaya. Bugün demin dediğimiz gibi bu alemin alttan direği yok, üstten askısı yok. Bu maneviyatla dönüyor. Adam diyor ki müzik ruhun gıdasıdır. Ama ufak bir zorluktan karşılaşacağı gidiyor Boğaz Köprüsü'ne atıyor kendini. Hani müzik ruhun gıdasıydı, sana hayatın boyunca müzik çaldın, dinledin. Niye gıda olmadı?
Müzik bilakis nefsani, yani hevai hislerin gıdasıdır. Nefsi, ruhumuzun gıdası Kur'an-ı Kerim'dir. Yani nefisle ondan ıslah olur yani. Nefsi Allah-u Teala kendime düşman yarattım diyor. Sizi imtihan için yarattım. Ezelde ne demişti mesela kutsi hadiste? Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi sevdim, sizi yarattım. Kulum diyor, senin beni bilmen için önce kendini tanıman lazım. Kendini tanımazdan beni tanıyamazsın. Küçüğü tanıyamazdan büyüğü tanıyamazsın yani. Peygamberimizin zamanında yokluk vardı değil mi? Ama peygamberimiz geniş giyiyordu. Bunun yokluktan bir alakası yok. Bu takva, rahat. İşte insanların rahat hareket etmesi için bol giymesi lazım. Heva ve hevesine göre giyinmemesi lazım. Kim kime benzerse ondandır bir maneviyattan uzaklaştırıldı. Tarihine küstürüldü. Bilim adamları da tarihçiler tabii var ama az var yani. Bunları böyle devamlı gündeme getirmek lazım ki küfrün çalıştığı gibi devamlı tutmasa izi kalır. O oradan yani hayra da bir vesile olur. İnsanları dünyaya teşvik edersen. Mesela ben bazen seyrediyorum o çay ocaklarında bir televizyona denk geliyoruz. Reklama denk geliyoruz. Ya diyorum bu reklamları buradakilerin insanlar canı çektiğini alabilmesi için bugün insanlar ortalama 20-30 bin lira gelir olması lazım. O gelir olsa bu sefer daha yükseğini isteyecek. Bunlara nasıl yetişecek bu? Sen böyle devamlı insanları dünyaya sevk edersen, dünyayı teşvik edersen genç ne yapsın? Zaten eğitim yok, temelden bir din eğitimi almamış. Allah muhafaza saldım çayıra, Mevlam kayıra olan bu yani. Önce dinimizi öğreneceğiz. Sonra Allah-u Teala'nın dostlarını tanıyacağız. Allah-u Teala o dostlarının bereketine bize yardım edecek. 8 milyar dünya nüfusu var değil mi? Yahudinin başı var, Han başı. Hristiyanın başı var, papaz. Papalık var Vatikan'da. Dünya nüfusunun 1/4 olan Müslümanın başı nerede? Şimdi bir evde bir baba olmasa ne olur o çocuk? Bir sürü de bir hem çoban var hem köpek var değil mi? Koruyor yaban hayvanlardan. Şimdi bu ümmet başsız. Baş olacak. O başın Allah-u Teala'nın ilhamından seni yetiştirecek. Sevkü nazar edecek yani. Başsız bu kadar oluyor işte. Allah-u Teala'nın rahmetiyle yine ayakta duruyoruz yani. Cennete girmenin şartı imandır. Adem babamız cennetten kovulunca 40 sene bir rivayete göre, bir rivayete göre 300 sene ağladı. En sonunda baktı ki Allah-u Teala'nın isminin yanında Muhammed yazıyor. Akletti, kafaya çalıştırdı. Dedi ki bu Allah-u Teala bu ismi yanına koyduğuna göre bu en çok sevdiği kişidir. Ya Rabbi dedi o Muhammed'in hürmetine beni affet. Allah-u Teala da onu affetti. Hristiyanlar cennete girecek diyenler kendisi nereye gidecek acaba? Kendisi cenneti garantilenmiş miydi? Ona da pay çıkarıyor. Bu dünya materyalist bir dünya, emperyalist dünya. İnsanlara hep maddiyi gösteriyor. Maddiyi de gösterince yani bir göz kapatılmış hep dünya hep dünya. İnsanlarda hakikati anlayacak bilgi yok. Başta büyükleri yok. Zaten bugünkü gençler saldım çayıra Mevlam kayıra oldu. Baş maş dinlemiyorlar yani. Evde babayı da dinlemiyor yani. Bugünkü gençlere hiç nasihat etmeyeceksin. Çünkü daha fena aksi maraz yapıyor. Onlara olabildiğimiz kadar rahmetli babamız bize öyle örnek oldu. Son 5 senesinde geldi yedi yemeği yattı aşağı. Yedi yemeği yattı aşağıya. Ben başladım düşünmeye. Ya bu adam gelirdi muhabbet ederdik. Hatta şakalaşırdık, güreşirdik. Bu adam şimdi kendi evinde mahkum gibi. Yiyeyim mi yatıyor aşağı, yiyeyim ya. Baktı ki siz laf dinlemiyorsunuz, büyüdünüz, nefis ayaklandı, benim konuşmam boşuna yani dedi yani. İşte tasavvufun önemi de burada çıkıyor. Tasavvuf nedir? Haldir. Sen yaşayacaksın, hiç kimseye bir şey anlatmasan, yaşantından o insan senden bir şey alacak yani. Zaten insan kendini bilmediği zaman başta kendine düşman. O kendinden barışık olmadığı için, bunalım olduğu için o zaten herkesi kendine düşman görüyor. Her şeye düşman. Çünkü insana iç huzuru lazım. İç huzuru olmasa o insan hasta demektir. Allah-u Teala zaten ne diyor? Hepiniz hastasınız, benim şifa verdiklerim hariç. Şifa verdikleri nedir? İşte peygamberin izinden gidenlere yapışmak. Peygamber göndermiyor Allah-u Teala. Hatta peygamberimiz son anında çok üzüldü. Ya Rabbi dedi, benden sonra peygamber göndermeyeceksin. Benim ümmetimi peki kim uyaracak? Kim ona nasihat edecek? Allah-u Teala dedi ki evet dedi ey Habibim senden sonra peygamber göndermeyeceğim ama sen üzülme. Senin izinden giden dostlarını her zaman dünya yüzünde az da olsa bulduracağım. Su sahip su arayan gibi bu işlerinde peşine koşana bir kapı nasip edeceğim yani. Biz Allah'ın dostlarını nasıl buluruz? Allah'ın dostlarını işte önce tabii Allah'tan istemek lazım. İçeride bir niyet. Allah-u Teala ne diyor? Mümin kulumun niyeti amelinden hayırlıdır. Önce bir eğitim biraz lazım. Yoksa Allah-u Teala nasip eder ama yine Allah-u Teala buraya bakıyor değil mi? Burada senin biraz güzellik olacak ki Allah-u Teala sana düzgün yolu nasip etsin. Çünkü cüzi bir iradeyle bu alemde biz imtihana geldik.
Yani Allah-u Teala cüz-i iradeden biraz daha fazla verseydi, bugün diyelim dünya nüfusuna göre 1/1 kazanıyorsa, o 1/1 de kazanamazdı. Allah-u Teala bizi koruyor. 360 tane melek sağımızda var, 360 tane solumuzda, önümüzde var, arkamızda var. Yani bize çok cüz-i bir iradeyle selayet verdi. Onu bile biz lehimize kullanamıyoruz. Niye? Eğitim yok. Sahip yok. Geçen gün baktım televizyonda mevzuya denk geldim. Hangi milletvekiliydi bilmiyorum, zaten ismi de lazım değil. Ne diyor? Gençlerimiz diyor bu memleketten bıkmışlar, küsmüşler, gelecek göremiyorlar Avrupa'ya, işte Amerika'ya. Bütün dünya Türkiye'ye koşarken bu gençlere sen ne anlattın da bunu da çıktın 80 milyonun karşısına söylüyorsun. Gençler kaçmak istiyormuş. Ya bu memleketten kaçmak isteyen gideceği yer Allah muhafaza ya çukurdur ya ateştir ya. Şu bastığımız yerin altında şehit var, evliya var ya. Bu memleketten küsen insan demek ki tamamen varlığından vazgeçmiştir yani. O Allah muhafaza belum adal, yani hayvandan daha aşağı Allah muhafaza. Dini yaşarsak din hayata nasıl geliyor? Allah-u Teala bize dinle, imanla, maneviyatla ne veriyor? Bunu anlamamız lazım ki şehitlerin kıymetini de o zaman anlayacağız. Yani onlar nasıl şehit oldu? Şimdi biz affedersin bir it gördüğümüz zaman içimize bir korku oluyor değil mi? Niye? Hayvandır, ne yapacağı belli olmaz. Allah-u Teala'dan ilk önce korkacak, tanıdıkça Allah-u Teala'yı sevecek. Ondan sonra Allah-u Teala zaten kapıları açacak yani.